Valorant FPS artırmak için sadece oyun içinde ayarlar yapmak bazen yeterli olmayabiliyor. Gelin şimdi oyun dışında yapabileceğimiz size iki tane ayar göstereyim. İlk yapacağımız ayar ekran kartı ayarı. Bunun için masa üstüne gelip sağ tıklayıp diğer seçeneği gösteren Nvidia denetim masasını açıyoruz. Açılan sayfada görüntü ayarlarını ön ayarla yap kısmına gelip buradaki barı performansa çekiyoruz ve uyguluyoruz. İkinci yere geçmeden önce bol VP çekilişçi yayından açabilmem ve böyle videonun devamının gelmesi için beni takip etmeyi ve bu videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Şimdi ikinci yere geçelim. İkinci yerimiz Discord uygulamasında Discord'da ayarlar kısmına gelip buradan gelişmiş bölümüne geliyoruz ve burada donanım ivmesini kapatmanızı öneriyorum size. Bunu yaparsak Discord'un yeniden başladığını söylüyor ve bunu tamamlayıp Discord'u yeniden başlatıyoruz. Çünkü Discord arka planda çalışan ve arkadaşlarımızla biz de bu oyunu oynamayı çok sevdiğimizden dolayı Discord uygulamasını kullanmak zorunda kalıyoruz. Yalnız Discord aşırı derece FPS düşüren bir uygulama ve bunu lütfen kapatmayı unutmayın. Valorant Askent mapinde Sage oyuncuların attığı iki tane yanlış duvar var. Gelin hep birlikte bu duvarların doğrularını öğrenelim. İlk duvarımız B main duvar arkadaşlar. Genelde Sage oyuncu gelip direkt burayı kapatıyor. Yalnız bu çok yanlış bir duvar çünkü tek duvar kırılarak direkt side'a girilebiliyor. Bunun doğrusu ise arkadaşlar bu şekilde, şu şekilde hemen göstereyim. Çapraz bir şekilde kapatmak. Çünkü böyle yaptığınızda buradan gelen kişi ilk önce bu duvarı kırmak zorunda. Ardından gördüğünüz gibi side'a herhangi bir geçiş yok. Siz Burası. buradan biri burayı çok rahat şekilde tutabilir. Çünkü en az iki duvar kırması gerekiyor side'a girebilmesi için. Hatta 3 duvar. İkinci duvarımıza geçmeden bol VP çekişi yayınlar için ve böyle güzel videolar için beni takip etmeyi ve videoyu unutmayın. Şimdi ikinci duvarımıza geçebiliriz. İkinci duvarımız Ashort arkadaşlar. Genelde Sage oyuncuları burayı böyle düz bir şekilde kapatıyor. Ve yine tek duvar kırılarak çok rahat girilebiliyor. Size yapmanızı önerdiğim duvar ise bunu direkt böyle çaprazlamasına atmak. Çünkü buradan gelen kişi bu duvarı kırsa bile tekrardan bu duvarı da kırmak zorunda. Yani en az iki duvar kırmak zorunda kalıyor. Bu duvarları öğrenmeden Askent'te Sage oynamayın. Valorant tek geliştirin. Bunun için yapmanız gereken Windows arama kısmına fare ayarları yazmak. Açılan pencereden ek fare ayarları. Buradan gelen pencere ise işaret seçenekleri ve buradaki işaretçi hassasiyetini artır tikini kaldırıyoruz. Uygula ve tamam diyoruz. Bu ayar sizin fare hassasiyetinizin katlanarak artmasını sağlar. Hızınızın tek düz olmasını engelliyor ve oyundaki ani dönüşlerinize olumsuzluk katabilir. Bu böyle videonun devamı için lütfen beni takip etmeyi unutmayın. Valorant'ta her map için en iyi ve en kötü düellocular. Heaven, Phoenix, Raze, Split, Raze, Yoru, Lotus, Raze, Phoenix. Siz bunlara katılıyor musunuz? Earl, Yoru, Reyna, Icebox, Jett, Neon, Ascent, Jett, Reyna, Fracture, Raze, Yoru. Kendi doğrularınızı yorumlarda belirtmeyi unutmayın.
60 MSF üzerinde bir değer alıyorsanız bu ayarı azami yapmalısınız. Böyle videoların devamı için takip etmeyi unutmayın. Oh.